Merhaba arkadaşlar, Ören Bayan YouTube kanalına hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerek bugünkü modelimize başlayalım. Bu videoda sizlere tığ ile gevşek başlama tekniğini göstereceğim. Kullanacağım ipim Ören Bayan Dora, 100 gramlık bir yumak, 250 metre, %100 akrilik bir ipim. Çok hoş bir renk seçtim, sarı, 27 numara. Kullanabileceğiniz şiş numaraları 3, 3,5 numaralar. Ben şu anda tığ kullanacağım. Bunun için 4 numara 1.60 milim seçtim. Siz bu ipe göre elinize uygun olan tığ numarasını seçip yapabilirsiniz. Şimdi hazırsak modelimizin yapımına geçebiliriz. Burada daha önceden çekerek hazırladığım 30 zincirlik bir başlamam var. Bunun gerginliğini şu şekilde gösteriyorum. Bakın bu kadar gerginleşebiliyor. Uzunluğu bu kadar. 30 zincirle yaptığım örnek bu. Şimdi ise gevşek başlama tekniğini kullanarak 30 zincirlik bir uzunluk elde edip aradaki farkı göstereceğim. Bir ilmeğimi hazırladım. 2 zincir çekiyorum. İpimi tığıma doladım ve ilk çektiğim zincirin içine batıyorum. 1, 2 ve 3 kere de çıktığım bir trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Şimdi her iki lobu kullanarak tığımı her iki tarafından geçiriyorum. 1, 2, 3 ve 4 kere de çıkıyorum. İpimi doladım. Bakın bu şekilde tek taraflı değil de şöyle tek değil de hemen arkasındaki lobu da alıyorum. Ve her ikisinden geçiriyorum. 1, 2, 3, 4 kere de çıkmış oldum. İpimi doladım. Her iki lobdan geçirip şu şekilde gösteriyorum. Bakın. 1, 2, 3 ve 4 kere de çıkıyorum. İpimi doluyorum. Tığımı her iki lobdan geçiriyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 kere zincir çekmiş gibi oldum. Ve bu işlemi toplamda 30 kere yapacağım. Daha önce hazırladığım zincirle karşılaştırıp aradaki gevşekliği görebileceksiniz.28 taneyi uyguladım. Son 2 taneyi daha yapacağım. İpimi doladım. Şöyle 2 lobdan tığımı geçirdim. 1, 2, 3 ve 4. Son bir kere daha yapacağım ve 30 olacak. Evet. Şimdi bu hazırladığım başlangıcı diğer yaptığım iple de göstereceğim. Aslında farklı bir renk kullanarak aradaki farkı göstermek istiyorum. Bunu değil de bir yeşil renk seçtim. Şimdi 30 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 26, 27, 28, 29, 30. Şöyle. Şimdi bunun başlangıcıyla zincirin başlangıcını üst üste koyuyorum. Şöyle biraz da gerginleştirirsem aradaki farkı görebilirsiniz. En az bu kadar bir gevşeklik söz konusu. Tam yerine koyamamışım. Şöyle tekrar göstereyim. Yani kısacası bu başlangıç tekniği çok daha güzel ve gevşek oluyor. Şöyle bir yeni doğan tulumu yaptım. Bunun çekimlerine geçeceğiz ve bu gevşek başlama tekniğini kullandım bu yakada. Bu tulumu yaparken tekrar bu tekniği kullanarak yaka başlangıcını göstereceğim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle tığ ile gevşek başlama tekniğini öğrendik. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Bizi Ören Bayan Instagram hesabından takip etmeyi ve YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.